beklemiyorduk seni. Abarımız olmadı. Geçmiş olsun. Afiyettesindir inşallah. Çok şükür afiyettim. Uzun zaman yattım hastanede ama yüreğime çöreklenmiş odamızı doktorlar nihayet söküp attılar. Geçmiş olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sağ olasın. Aç kalınca köye inen kurtlarla epey becerleştik. Tamam 19 hayvanımız telef oldu. Ha, Remzigil geçen ayki borcunu ödeyemedi. Muhtarla zabıt tuttuk, kasabaya inip toprağını hacize verdim. Başkaca? Tasvir ananın oğlunu evlendirdik. Hangi kızı aldı Emrah? Tasvir ana gelini ta 7 köy ötesinden bizzat getirdi. Kimlerdendir? Köyde onu bilen yoktur. Ay parçası gibi, güneş gibi güzel. Eteğine sağlam mı sağlam. Üstelik de hamarat. Duyduğumca Çatallı köyün kapı kullarındanmış. Emrah ona 3 gün 3 gece davul zurna çaldırdı. Köy bayram etti. Nedir adı gelinin? Elvan. Başkaca? Başkaca sağlığınız. Peki, gidebilirsin. Elif! Geçmiş olsun. Düğününde bulunmayı dilerdim. Kısmet değilmiş. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Eyvallah. Sen hiç kusur etmezsin. Kusur topraktadır. Nereye el atsam karşıma taş çıkar. Toprak dişiliğini unuttu gayri, gebe kalmaz oldu. Taş kesildi sanki mübarek. Sabah ben de gelem tarlaya. Ben de el atam toprağa. Öleceğinde ne olacak? Toprak senden korkacak da anamı kesilecek. Peki ne yapacağız şimdi? Darda kalacağız. Bu yüzden kederlenirim işte. Taksidimizi mi ödeyemeyeceğiz? Eğer Reşoköy'e dönseydi, yola getirirdim Davud'u. Bana belki zaman tanırdı. Ya açsan vaziyetimizi? Bilemezsin onu. Tatlı canı için büyük şehirde oluk oluk para yer de bize hiç acımaz. Hadi at cemalinden şu kara kederi. Üzüleceksin üzüleceksin de ne olacak? Allah büyüktür. Gün doğmadan neler doğar. Sarılalım toprak anaya, verelim, veriştirelim. Düzelir inşallah işimiz. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı. Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı. Nardanesi danesi de seviyorum merdanesi. Güzellerin içinde de sevdim bir tanesi. Nardanesi danesi de seviyorum merdanesi. Güzellerin içinde de sevdim bir tanesi. Senin ne güzel sesin varmış meğer. Bana diyeceklerin bu mu? Sana diyeceklerim günlere gecelere sığmaz. Hey hey! Ağzından çıkanları hiç kulakların duymaz mı? Yüzün kızarmaz mı? Sevda yolunda canım kurban olsun sana Elvan! Çekil yolumdan da ocağıma varayım, çekil! Hey! Dur hele! Ağzımı kapadığını, yüreğime kilit vurduğunu umma! Sanma ki Reşo vazgeçer senden! Vazgeçmesen ne olacak?
üstünüzde Allah var, kendini bil! Bana Çatallı köyden Elvan derler, ben namusu bitli avratlardan değilim! Hayrola? Ne oldu sana gelin? Hiç! Ne olacak ki? Ya nedir bu yüzündeki öfke? Bunu da nereden çıkardın Tasvir Hanım? Su başından gelirim! Yolum üstüne sahipsiz köpeğim biri çıktı! İti daşlamaktan yüzüme öfkem vurdu zar! Hadi! Aslanımızı tarlada aç koma! Kolay gelsin Emrah! Sağ olasın Elvan! Biraz önce Remzigil vedaya geldi. Haciz de toprağını almışlar elinden. Avradını, bebesini ardına vurdu, yaban yollarına çıktı. Bu Reşi Allah'tan korkmazın biri zar. Ne zoru var gariple? Ne zoru olacak? Dedim ya, tatlı canı için büyük şehirde oluk oluk para yer, fakir fukaranın gözünün yaşına bakmaz. Yazık oldu Remzigil'e. Şart mı buraya tapulanmak Emrah? Satsak toprağı, başka bir köye yerleşse. Bereketsiz de olsa bu toprak benim toprağım. İnsanları kavruk da olsa bu köy benim köyüm. Yedi ceddim yaşamış burada. Sen değil miydin darda kalacağız diye? Nereye el atsam karşıma daş çıkar diye? Dedim ama hiç düşünmedim kaçıp gitmeyi. Toprak bu, bugün daş verir, yarın bereket. Sen benim kadınlığıma bağışla Emrah, kusurumu hoş gör. Alamanya'dan geliyorum, Alamanya'dan! Orada beyler gibi yaşıyorum, altında arabam, cebimde gani gani para! Alamanya'dan geliyorum, Alamanya'dan! Hoş gelmişsin, görmeli ne olmuşsun Hasan, sen hiç bize yazmadın oradan ya! Düğme canım yazmadı! Bir mektup bile göndermedi! Alamanya'da hiç buna vakit var mı? Dalga geçeni gördüler mi tutarlar kulağından atarlar dışarıya! Ya sabah akşam çalıştım el kapısında kardeşler. Eşek gibi çalıştım, bey gibi yedim. Ya efendim. Ne avaz avaz bağırıp duruyorsun? Almanya'dan gelmişsen ne olacak yani? Kendini bilen kişi soyunu inkar etmez el kapısında. Önce büyüğünün elini öper. Ver elini öpeyim. Söyle bakalım Hasan. Çok mu büyük, çok mu zengin bu Almanya? Büyük mü büyük vallahi, zengin mi zengin! Ne yana baksan miski amber! Sokaklara bal dök yala! Taşı da, toprağı da altındır! Öyle de neye geldin buraya? Avradını almaya mı? He ya, avradımla birlikte çalışacağım orada! Çalışacağız, para yapacağız! Almanya'da her şey gani gani! Çalışana orada hayat var! İşte ben arabamı da aldım, ocağımı da düzdüm! Peki orada nasıl anlatıyorsun meramını? Dillerini bilmezsin, huylarını tanımazsın. Çok ecelsin be Emrah! Orada benim gibi binlerce işçi çalışır. Hangi biri biliyor Almancayı? Sabah akşam iştesin esasen. Hasan! Hasan, çok değişmişsin sen! Tasvir ana! Bu köyde acımdan it gibi sürünüyordum. Şimdi orada her bir şeyim var. Karnım doyuyor, cebimde para yüzü görüyor. İnsanoğlunun kendi kapısı olmalı. Her kişi kendi hesabına çalışmalı. Sen de bu kanaatta mısın Emrah? Sen ne anlattıysan onu belledik işte. Lakin burada işler kötüye sardı. Remzigil'in haciz toprağını elinden aldı. Bana sorarsan sabah akşam toprakla savaşırız. Savaşırsın da memnun musun? Toprak eski toprak değil. Bereketsiz oldu. Ele avuca sığmaz oldu. Her yanı taş kesildi mübareğin. Hala borçlu musun ona? Allah yardımcın olsun kardeş! Borçlanmak sancılı şey! Günü geldi de taksidi ödeyemedin mi, başın belaya sarar! Bu köyde kimseler acından ölmedi daha! Çalışan kişi ekmeğini toprağından çıkarır! Vallahi ben Emrah yerinde olsam, onun bu iki güçlü kolu bende olsa bir dakika durmazdım burada! Bak hele! Ya ne yapardın?
Alırdım ardımı avradımı, doğru Almanya! Kim o? Müslüm! Ne istiyorsun? Kurtlar çoban Memo'yu parçalamışlar. Ormana gidiyoruz, kurtlara kapan kuracağız. Mavzerini al, bize katıl. Nerede toplanacağız? Kahvede! Peki, gelin! Toprak taş keser, Remzi Gil borcunu ödeyemez, kula kul olur. Kurtlar Memo'yu parçalar. Çok şükür bizim Almanya'da böyle dertler yok. Bir bebem olsun istiyorum. Bebemi emzirem, ona ninni okuyam. Bebem er olmalı, tıpkı senin gibi. Güçlü ve mert, soyumuzu devam ettirmeli. Bizimle birlik el atmalı toprağımıza. Bizim toprağımıza. Toprak daha bizim olmadı, unuttun mu borcumuzu? Ne malum bizim de Remzigil gibi açıkta kalmayacağımız. Korkulu rüya görmekten bıktım usandım. Hani bereketsiz de olsa bu toprak senin toprağındı. Ağzımdan çıkan her lafı beller, yüzüm ortasına vurursun. Anladım. Biliyorum neyi düşlediğini. Seni Hasan zehirledi. Almanya, Almanya deyip şaşkına çevirdi başını. Her şey gün ışığı gibi ortada. Hasan'ın altında arabası vardı. Cebinde de gani gani parası. Yüzümüz ortasına güldü adam, acıdı bize. Ne kadar pohpohlansa, ne kadar bal dök yala dese el kapısı. Cebimiz para dolarsa, dertlerimizden kurtulursak ne kötülüğü var el kapısının? Yoksa beni buralarda bırakıp da ta oralara gidecek, elvanını gözü yaşlı mı edeceksin? Canıma kıyarım. Duydun mu beni? Kıyarım bu canı. Ben sana senden ayrı kalmak için varmadım. Beni döv, yerlerde sürü, canım feda olsun sana. Yeter ki şu garip gönlüme hasretini sokma. Bütün beddualarım el kapısı üstüne toplansın. Allah kahretsin. Sakın kıyma bu güzel canı. Sen ölürsen ben ne ederim? Hiç Emrah elvansız yaşar mı? Biz verimsiz bir ağaca konmuş garip iki kuş gibiyiz. Tanrı eşledi bizi. Demek ki vazgeçtin. Gitmeyeceğim. Ben sana gideceğim demedim ki. Erman! Sen benim olaydın, seni böyle oduna vurmazdım. Baş köşemde oturtur, pamuk ellerini sıcak sudan soğuk suya değdirmezdim. Gel seni İstanbul'a götürem. Orada sana ev tutam, emrine uşak para verem. Sen meğer ne soysuzmuşsun! Gözün namusundadır! Senin imanın yok mu senin? Allah korkun kalmadı mı? Bir daha üstüme varırsam bu dünyayı pişman ederim sana! Vallahi da billahi de haram ederim! Yıkıl karşımda! Ne zoru var onun seninle? Hiç! Kestiğimiz ağaçları sordu. Müsaadesiz ağaçlara el atmayın, cezası vardır dedi. Başkaca? Başkaca ne diyecek bana? Peki, hele sen ocağı yakıver bakalım. Ardımı avradımı Almanya'ya giden. İşte gördün Hasan'ı. Aç mı kaldık burada? Açıkta mı kaldık bu toprakta? Ne varmış şu Almanya'da? Allah canını alsın şu Hasan'ın! Biz oralarda avuç açacak kişi miyiz? Bu işe yedi ceddimizin kemikleri sızlamaz mı? Neden avuç açalım? Karımızla, namusumuzla çalışacağız. Ben gitmem oraya. Huyunu suyunu bilmediğim yerde işim ne benim? Ben gideceğim de sen ardımdan gelmeyeceksin, öyle mi? Beni gurbet elde yalnız koyacaksın, öyle mi? Hangi kitapta yazılısı varmış bunun? Senin yerin oğlumun yanıdır. Nereye dilerse oraya gider, seni de ardında götürür. Bir zamanlığına gideceğiz, çalışacağız, para yapacağız, tezine köye döneceğiz. Essah mı darda kaldığımız? Essah. Elvan,
benim nur yüzlü, hamarat, eteğine sağlam gelinim. Bilirim, oğlumu seversin. Bana hürmette kusur etmezsin. Ocağına, toprağına bağlısın. Eğer borcumuzu ödeyemezsek, kapımıza adamlar dikilirse, başımıza düşecek belaları hesap edersin, değil mi? Sen benim kadınlığıma bağışla. Kusurumu hoş gör. Ne dilersen, ne yaparsan ardındayım. Kulun kurbanın olsun Elvan. Ne yapacağız şimdi? Her şeyi biliyorum. Sabah Elvan'la doğru kasabaya iner, müracaatımızı yaparız. Hasan hepsini anlattıydı bana. Hasan'ın boynu altında kalsın! Etme onun adını bana! Tamam mı? Siz evraklarınızı götürün hele, işinizi görün. O zamana kadar hepsi hazır olur. Bir yol daha bak şunlara, sen bu işi bilirsin. Bir eksiğimiz var mı? Hepsi tamam, hadi hayırlısı olsun. Sağ olasın. Güle güle. Kısa bir zamanda cevap alırsınız dedi memur. Büyük şehirler gibi olmazmış. Oralarda senelerce bekleyen varmış. Hayırlısı olsun diyelim. Diyelim anacığım. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Etsin de borcumuzu ödeyelim. Ele güne rezil olmayalım. Hiç tasalanma sen anacığım. Biz varken kimse bu kapıya dayanıp senin arınla, namusunla oynayamaz. Allah rahatlık versin anacığım. Size de çocuklarım. Aslanımın ardından gitmene, benim sözümü kırmamana iyi ettin. Sana bir emeğim geçmişse, helal olsun Elvan'ım. Gördüm ki o, güzelliğinin peşindedir. Bela aranmaktadır. Buradan bir müddetliğine de olsa ayrılman iyi olacak. Ben bu canı Emrah'a adadım. Onunla birlikte doğdum. Onunla birlikte öleceğim. Benim arlı gelinim, nur yüzlü gelinim, ocağımın çiçeği, bereketi, dölü. Cenab-ı Hak iyi ki seni oğluma yazmış. Hani bu köyde uçan kuştan bilem haberin olur da ha? Sen nasıl olur da bilmezsin onların Almanya'ya gideceklerini? Benden hiçbir şey konuşmadı Emrah. Muameleyi kasabada yaptırmış. Haberim olaydı bunu size ulaştırmaz mıydım hiç? Olan olmuş işte. Şimdi sana sorarım. Ne zaman gelir cevapları? Vallahi bilmem ki. Yollarını kesemez miyiz? Aman abi imkansızdır bu hükümet işi. Cevapları gelirse kalkar giderler. Nasıl keseriz yollarını? İmkansız. Peki, gidebilirsin. Ömrüne bereket. Bu Emrah yaktı beni. Ne düşünüyorsam hepsini allak bullak etti. İsterim ki sen de onu yakasın. Emredin siz. Tarafımdan ona öyle bir kurşun sıkasın ki bu kurşunun nereden geldiğini bilmesin. Canı benimkinin olmuştu yansın. Yansın ama ölmesin. Sürünsün, beter olsun! Ne oldu gelin, ne var? Bilmem anam. Bana ne olduğunu bilmem. Sanki göğsüme bir kurşun yedim. Ana! Ana, karanlık iyice çöktü. Emrah bu vakte kadar kalmaz ormandan dönerdi.
Yoksa başına bir şey mi geldi? Allah göstermesin. Bu nasıl söz gelin? Gayrı ben beklemeyeceğim, yola düşeceğim. Bu vakit tek başına ormana mı gideceksin? Kahveden adam toplarım, peşime takarım. Ben de geliyorum, hadi. Ocağımın direği koçum, ne oldu? Ne yaptılar sana? Nasıl düştün bu belaya? Anlat, anlat Allah aşkına! Helal olsun sana Davut! İşte ölmedi ama sürünüyor! Canı benim on mislim yanıyor! Daha dayanacak! Beterin beteri olacak! Kurşunu atan ellere, o nişan alan gözlere, koçumu kallehçe vuran yüreğe inkisarlarım kocaman kocaman yağsın! Hane hane sordum soruşturdum, herhalde bir kaza oldu! Yabancı işi bu, yoksa kim kurşunlar Emrah'ı? Kime ne yaptı benim aslanım? Kimin toprağına, ekmeğine, avradına göz dikti benim koçum? Neden ocağımın direğine kahpece kurşun sıktılar ha? Ana, ana şu acılı laflarına bir düğüm at, kazadır bu. Kazadır vallahi billah. Kurşunu da, kurt kapanı da hepiz. Sana bir doktor lazım. Bizim yaptıklarımızla iyileşemezsin. Ömrümde doktor yüzü görmedim ben. Kurşun yaran geçecek. Ama bacağın, doktor bacağına bakmalı. İstemem. Emrah o bacakla eskisi gibi çalışamaz. Çalışamayınca para yapamaz. Para yapamayınca da bana borcunu ödeyemez. Almanya'ya da gidemez. Helal olsun sana Davut. Almanya işimiz olmuş. Bana da, Elvan'a da iş bulmuşlar. Boşuna umutlanıyorsun sen oğul. Nasıl gidersin bu halde? Tarlaya gidemiyorsun, oduna çıkamıyorsun. Nasıl gidersin? Diyelim ki vardın oraya. Hiç bu halde alırlar mı seni işe? Oraya sağlam adam gerek. Öyle değil mi Şeyh Muz? Doğrudur. Senin bu haline müsamaha etmezler. Yüzüne bakmadan geri yollarlar. Hay senin bu borcuna! Başımıza ne geldiyse bu borç yüzünden geldi. Keşke almayaydık bu toprağı. İyi ol, ayağa kalk. Tekrardan kasabaya iner, yeniden müracaat yaparsın. Neden o? Değil mi ki bu halde gidemeyeceksin? Sudan kaçar. Ne başkasını alırlar? Vermem sıramı, ben gideceğim. Koca adam bebek mi oldu yaran? Boylu boyuna uzanmış yatar. Gideceğim diye sayıklar durur. Nasıl gideceksin ha? Hadi göster bana bir yol. Kalk bakalım ayağa. Hadi durma kalk. Gördün mü? Gidemiyorsun işte. Bırak başkası gitsin senin yerine. Söyle, söyle aslanım. Canım kurban olsun sana. Söyle. Sıramızı kaçırma. Önce sen git. Ben de iyi olup gelirim. Öl de, şuracıkta ölem. Vallahi da billahi da. Ama seni burada yalnız koymam. Tek başına el kapılarına gitmem. Hani söz vermiştin bana? Birlikte gidecek. Yan yana çalışacaktık. Ben deli miyim? Nankör müyüm? Bu yüreğim bu kadar katı mı? Seni hasta yatağında bırakıp nasıl gidem? Kurşunlara gelsem kalım oluk gibi aksa da gitmem. Ne oldu bize böyle? Hani bu ocağın direği bendim. Hiç kimse dinlemiyor sözümü. Ana, ana ne duruyorsun? Hadi kasabadan bir doktor getirelim. Şeyh Muz durma, bir koşu da şu işi yap. Ne yapmamız lazım doktor? Onu şehre götürmek lazım. Hastanede bacağının filminin çekilmesi, ameliyat edilmesi gerekti. Ben bunları yapamam ki. Başka çaresi yok mu? Maalesef yok. Bunlara hep para lazım. Evet. Geç kalacak olursanız, ameliyat da bir fayda vermez. Sonra... Sonra? Mecburen keserler bacağını.
Boş laf bunlar, hiçbir şey yok bacağında. 3-5 gün yatam, ayağa kalkarım. Görürsünüz bunu hepiniz. Ana yüreğimde oğlumun acısı çakır dikenleri gibi sabah akşam boysalar. Yarım, gayrı yetsin, bitsin bu kara yazımız. Kurşunlara gelsem, kanım oluk oluk aksa bilem, el kapısına gitmem dedim ya. Öl de, şuracıkta ölem. Ama seni yalnız komam, senden ayrılmam dedim ya. Görüyorum ki karşımda çaresizlikten mum gibi erimektesin. Anlıyorum ki sana hastane lazım, para lazım. Müsaade et gidem. Orada çalışam, para tutam. Keşke o kurşun beni kara toprağa çalaydı. Öleydim de bugünleri görmeydim. Ben çaresiz kalacak, çalışamayacak ermeyim. Borcumuzu öder, toprağımıza sahip çıkarız diyen sen değil misin? Benim. Önce iyi edersin kendini. Hastane ise hastane, ameliyatsa ameliyat, sonram da ardımdan gelirsin. Toprağımız için birlikte çalışırız. Emrah, Emrah, müsaade et. El kapısına gider. Elvan Almanya'dan mektup yazacak, para gönderecek Emrah'a. Emrah da bu mektuplara cevap yollayacak. Öyle mi Mansur? He ya, öyle. Bütün mektupları bana getireceksin. Paraları da. Aman efendim, nasıl yaparım ben bunu? Onların mektuplarına ve de paralarına nasıl el koyarım ben? Yapacaksın! Değil mi ki ben bunu istiyorum, yapacaksın! Emrah domuzunun eline Elvan'dan ne bir tek satır yazı geçecek, ne de bir tek kuruş para! İstiyorum ki kahrından, hasretinden inim inim inlesin. Parası olmayınca da bacağı kötüye sarsın. Kangren olsun! Kessinler itoğlu itin bacağını! Seni sana emanet ederim Elvan. Kılına bir hata gelmesin isterim. Emaneti hayınlık eden kara topraklara düşsün, bin parçaya bölünsün. Eğer ufacık bir şüphe varsa yüreğinde, çek bıçağını, doğra beni. Vallahi kılım kıpırdamaz, bir damla kanım akmaz. Kelam-ı kadim üstüne yemin veririm, kimsenin gözü gözüme, eli elime değmeyecek. Sana inanmasam, seni sana emanet eder miyim? Sana yürek vermesem, yollar mıyım el kapısına? Yüce Tanrım beni sana yazmış. Rahmetli anam Elvan'ı ak sütüyle senin için emzirmiş. Kimse üstümüze gölge olamaz. Hiçbir güç ayıramaz bizi. Mezarımız bile aynı toprakta olacak. Kemiklerimiz birbirine kaynayacak. Ruhlarımız cennet kapısında el ele dolanacak. Hadi, selametle git. Benden mektuplarını esirgeme. Selametle gelin. Sağlıcakla benim nur yüzlü bir tane. Uzun ince bir yoldayım.
gece, gündüz gece vay. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece vay. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm ay zamanda, İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece bak. Sen de olmasan Selma, bu el kapısında çıldırırdım vallahi. Önceleri böyle olur kardeşim. Sonra sen de benim gibi alışır gidersin. Alışmaya hiç niyetim yok. Kalıcı değilim esasen burada. Emrah gelsin, çalışıp para yapalım, döneceğiz memlekete. Hadi şimdi postaneye gidiyorum ben. Haftalığını alır almaz hemen gönderiyorsun. Hem para göndereceğim hem de mektup. Ama elinde avucunda hiç kalmıyor. Genç bir kadınsın. Ya bir şeye ihtiyacın olursa? Niye ihtiyacım olur? Para bana lazım değil. Hasta Emrah'ıma gerek. Aferin sana Mansur! İyice girdin gözüme ha! Hiçbir mektup Almanya'ya gitmeyecek. Oradan gelen mektupla para da Emrah'a geçmeyecek. Vallahi benim yüreğim gayrı sızlar oldu Reşo. Garip elvan ta oralarda el kapısında ocağı için paralanır, Emrah burada hastane parası beklerdi. Bu iki biçarenin hem parasına hem de mektuplarına biz el koyarız. Reş, büyüklük sende kalsın. Bırak şu biçarelerin yakalarını. Mansur, Mansur! Bir daha senden böyle laflar duymayayım. Sen benden yana mısın, domuzdan yana mı? Hala Elvan'dan bir haber çıkmadı. Mektuplarıma cevap vermedi. Bu ne iştir anam? Gene sordum Mansur'a. Mektup olsun, para olsun, ne zaman alırsa dakikasında getirecek. Benim bildiğim, sevdiğim, inandığım Elvan iki eli kanda olsa yazardı bize. Belkim iş başı yapamadı daha. Belkim sabah akşam çalışıyor da eli kaleme kağıda erişemedi. Kim bilir?
gün doğmadan neler doğar evlat. Bekleyelim hele. Acımıyorsun canına. Ben canımı ta oralarda koyup bu ev kapısına geldim Selma. Tastamam 4 mektup yolladım ona. Para da. Bugüne kadar hiçbir cevap gelmedi. Ben ağlamayayım. Ben yanmayayım da kim yansın? Sabret biraz. Belki hastaneye yatmıştır. İstanbul'dadır. Karışıktır başı. Emrah'ımı bilmezsin sen. Benim bildiğim, sevdiğim, uğruna buralara geldiğim Emrah, iki eli kanda bilem olsa yazar bana. Muhakkak yazmıştır o halde. Bugün yarın alırsın mektubunu. Hadi artık üzülme Allah aşkına. Hem sen önce burada başımızda dönüşen belalara kulak ver. Neymiş onlar? Fabrikadaki grevlerden, artan işsizlikten hiç mi haberin yok? İlk ağzından duydum vallahi. Varsa Emrah, yoksa Emrah. Başka bir derdin yok ki senin. Korkarım bu bela bizim fabrikaya da sıçrayacak. Kolumuzdan tutup atacak olurlarsa bizi işten ne yaparız? Ne olur halimiz bu yaban ellerde? Ana! Bunca zamandır ne bir mektup ne bir haber. Ne olacak bunun sonu? Sorarım sana. Sana ne diyen bilmem ki evlat.
Kahrolası bu bacağım yüzünden oldu ne olduysa. Elvan gitti gelmez oldu. Ben sabah akşam bu tedire mıhlandım kaldım. Bir işe yaramaz oldum. Yetti gayri. Ne yaparsın koçum? Deli mi oldun sen? Bırak ana. Bırak da çıkam şuradan. Gün yüzü, insan yüzü görem. Mansur'a bizzat soran mektubu. Oy Emrah yiğidim! Bana Almanya'dan mektup gelse, para gelse... ...hiç ulaştırmaz mıyım sana? Sana paradan mı söz ettim? Allah canını alsın paranın! Mektup beklerim ben Elvan'dan. Bunca zaman oldu... ...o kadar yazdım ona. Mektuplarını hep yolladım inan olsun ama... ...o yazmamışsa... ...cevap vermemişse elimden ne gelir? Vicdan sahibi bir adamım ben, değil mi? Ey yüce tanrım! Sen büyüksün, sen adilsin! Nedir şu alnımdaki kara yazının hikmeti? Eğer bilmeden bir suç işlemişsem, bilmeden bir günaha girmişsem beni bağışla! Emrah'tan hiçbir haber almadım. Geceleri uykum 40 yerinden bölünür. Yüreğime kara saplı bıçaklar saplanır. Bir haber ulaştır bana yarabbim! Bilen ki iyidir, sağdır! Ey yüce Allah'ım! Erkeğimin derdini sırtıma vurup da bu el kapılarına geldim. Lakin şimdi işsizim, garibim! Ben kime giden bu yabanda? Kimden medet umam? Bana yardımını esirgemem! Günahım varsa beni bağışla yarabbim! Camiye gittim, dua ettim. Allah kabul etsin. Sana bir iş buldum. Buldum ama bilmem ki böyle bir işe ne dersin. Sen bu işi kabul eder de çalışırsan... ...belki de beni yanına verirler, sana yardımcı olurum. Nasıl bir işmiş bu? Cemal Bey çok iyi bir insan, kulüp işletiyor. Müşterilerinin çoğu da Türk. Onunla tanışınca senin sesinin güzelliğinden bahsettim, ilgilendi. Yeni bir sese, yeni bir yüze ihtiyacı varmış. Sahneye mi çıkacağım? Sazende mi olacağım? Delirdin mi sen kız? Ben böyle bir şey yapamam. Hem yapamam, hem de Emrah görürse... ...ayağının altına alıp kıtır kıtır keser beni. Elvan, aklını başına topla. Nereden görecek kocan seni? Köyün ta nerede? Görmese de, duymasa da yapamam. Haramdır böyle işler bize, günahtır. Rezilliktir. Ama birkaç gün sonra atacaklar bizi yurt dışına. Hani paraya ihtiyacın vardı? Köye yollayacaktın. Şaşırdım kaldım. Ne edeceğimi ben de bilmiyorum. Gel bu fırsatı kaçırma. Namuslu bir iş bu. Daha çok para geçecek eline. Kocana güzel bir mektup yazarız. Afişlerini, fotoğraflarını yollarız. Memnuniyetle kabul eder. Sesini beğendim. Müşterilerimin çoğunluğu Türktür. Onların da seni tutacağından eminim. Ben böylesine bir iş hiç yapmamıştım. Bilmem ki. İlk defa sahneye çıkacaksın. Heyecanlanmakta haklısın. Sana yardımcı olacağım. Ben çok artist yetiştirdim. Hepsi de işin başında böyle olurlardı. Kısa zamanda alışırsın. Selma da yanından ayrılmaz. Seni de angaje ediyorum. Yabancılık çekmemesi için... ...ona sahne arkasında yardım edersin. Her şeyiyle meşgul olursun. Teşekkür ederim Cemal Bey. Çok anlayışlısınız. Elimden geleni yapmaya hazırım. Yeter ki Elvan bu işe evet desin. Memlekette hasta kocam var. Hastaneye yatması, bacağından ameliyat olması lazım. Bu parayı kazanmak için gelmiştim el kapısına. Ona derhal para gönderelim. Söyle, ihtiyacın ne kadar? Çekinme, söyle.
Çok iyisiniz. Bunun için ben de karşınızda diyecekler mi diyemiyorum. Sıkılma, söyle. Başka bir arzu mu var? Korkum var. Sahneye çıktığımı, sazende olduğumu duyarsa köyde ele güne rezil olur. Kimsenin yüzüne bakamaz Emrah. İzam ediyorsun. Pireyi deve yapıyorsun. Sahnede alnının teriyle, namusunla çalışacaksın. Artistlik şerefli, haysiyetli bir meslektir. Bunu bilmeyen mi kaldı dünyada? Kocam bilmiyorsa, ona münasip bir lisanla anlatırız. Oldu mu? Anlaştık mı? Duydun mu Zehra? Neyi? Gayri tasvir kadının gelini Elvan, buraya dönmeye gelmiş. Yok canım, efsah mı diyor? Sen de kulağının üstüne mi oturdun kardeş? Her ocakta bunun lafı edilir. Düpedüz Elvan sütü bozuk çıkmış işte. Almanya'da öyle haklar etmiş ki, öylesine yoldan çıkmış ki duyduğumda yüzüm kıpkırmızı oldu vallahi. Tuh boyu devrilesin rahbe, kurşunlara gelsin inşallah. Dilerim Allah'tan o kara ağızlardaki diller tutulsun. Benim gelinim yüce dağlardaki karlardan daha temiz, daha beyazdır. Sana da şaştım kaldım oğul. Sen Emrah ol da bu laflara inan ha! Gittiğinden beri sesi soluğu kesildi. Onu ona emanet etmiştim. Yanılmışım ana. Yanılmışım. Sen koynuna aldığın Elvan'ı tanıyamamışsın ama ben bilirim ki o helal süt emmiş bir kızdır. Eline el, gözüne göz değmemiştir. Köyde dillere düştü. Onun için sütü bozuk diyorlar. Yoldan çıktı diyorlar. Kurşunlara gelsin diye inkisar ediyorlar. Bunları diyen kara ağızları kapatamadın mı? Sen Elvan'ın namusunu, sana olan sevgisini bilmez misin? Değişti demek. Oraya gidince aslını inkar etti. Hayır, olmaz! Elvan yapmaz böyle şeyler. Yapmaz da neden mektup yazmadı bize? Söyle ana, niçin bunca zamandır iki satırlık bir mektup gelmedi bu ocağa? Dert bir değil Elvan, Elvan. Takatsız kalmışım yayan. Bir derdime bin dert katan. Oyar beni fareleyen. Oyar beni. Yerden yere vurdum niye?
acı elem keder, bitsin bunca elem keder. Bakanma sare geldim, bitsin bunca elem keder, bitsin bunca. Benim koçum, ocağımın direği. Sana yazdığım mektupların gayri sayısını bile unuttum. Neden bana cevap vermezsin? Şu gurbet ellerde, senin hasretinle kavrulmuş yüreğime neden sırtını dönersin? Sakın beni hor görme. Bana günaha girdin deme. Artık ben sahneye çıkıyorum, türkü okuyorum. Ama namusumla, şerefimle yapıyorum bunu. Şimdi daha çok para geçiyor elime. Hepsini mektubumla birlikte sana gönderiyorum. Burada sokaklara asılan kocaman resimlerimi de gönderiyorum. Emrah, ne olursun cevap yaz bana. Hastalığın geçti mi? Ne zaman yola çıkacaksın? Hangi zaman bitecek şu hasretimiz? Durma! Emrah'ın evi sokağına ne kadar duvar varsa yapıştır bunları. Bir de davul zurna çal. Emrah kaldırsın başını da avradının namusunu nasıl sattığını anlasın. Emrah, avradına bak, sazende olmuş, Alamanya gülü olmuş. Elvan bütün Alamanya'yı doyurmuş, gayrı boynuzlarını kır da dolan bu köyde geyik, geyik, boynuzlu geyik. Emrah, niye gene oğlum? Gelirdin mi sen? Dur, vuruyorum sana! Suçumu bağışla evlat. Elvan'ı böyle bilmezdim. Namussuzluğunu bayrak edip duvarlara asacağını ummadım. Kasabaya gidem, sana o doktoru getirem. Doktor ne yapacak? Bu bacağı hastane lazım. Ameliyat lazım. Para lazım. Peki. Nasıl dindireceğiz bu acını? Çok geç ana. Hiçbir şey bu bacağı edemez. Benim acım yüreğimdedir. Bacağımda değil. Bu köyde kimsenin yüzüne çıkamam. Mündar oldum. Başıma koca koca dağlar yağdı. Beterin beteri etti beni Elvan. Etti ya. Gene de onu göreceğim. Son bir defa olsun yüzüne yüzüne bakacağım. Şan olsun yapacağım bunu. Değmez. Değmez! Madem ortamalı olmuş, sana hıyanet etmiş, boşa gitsin!
Boşa gitsin. Acıma merhem olur musun ana? Bana el verir misin? Söyle, söyle! Ne yapmam lazım sana? Anan kurban olsun, kurban olsun sana! Kap şu baltayı, bir vuruşla dindir bu acımı! Hayır! Hayır! Hayır bunu benden isteme evlat! Sana elim kalkmaz! Sen beni doğuransın! Sen bana can verensin! Allah rızası için kes şu bacağı, kurtar beni! Seni ben doğurdum! Eline, bacağına ben hayat verdim! Şimdi onu nasıl keserim? Ana! Ana şimdi kesmezsen... ...hastalık daha da yürüyecek bedenime! O zaman ne yapacaksın? Sen yiğit bir kadınsın! Kap şu baltayı! Bismillah de, ayır bedenimden bu yarayı! Acıyla uyandım. Yüreğimin üstüne sanki koca bir taş indirdiler. Bir baltayla vurdular. Hayırdır inşallah diyelim. Ben köyde de bir defa böyle olmuştum. Acaba Emrah'a bir şey mi oldu? Kötüye yorma. Allah'ım! Onun bir sağlık haberini alsam... ...başka bir şey istemem. Parada, afişlerim de çoktan eline varmıştır. Peki, neden bir cevap gelmez bana? Neden? Bunca zamandır yolladığım mektuplara ve paralara bir cevap alamayışın gerçekten tuhaf Elvan. Artık korkularım, üzüntülerim büyüdü. Ne olursunuz bana yardımcı olun. Onun sağlığını nasıl öğrenebilirim? Belki biraz zaman alır ama... ...her şeyi tam sıhhatiyle öğrenebiliriz. Nasıl? Köyün bağlı bulunduğu kasabanın... ...kaymakamlığına müracaat ederiz. Hatta belki de vilayete. Sahi mi? Yapar mısınız bunu benim için? Seve seve yaparım. Sana küçücük bir yardımım dokunabilirse... ...şeref duyarım bundan. En iyisi yarın avukatımla konuşursun. Bu işi onun yapması daha sağlıklı olur. Anam, gidip de dönmemek var. Helal et hakkını. Gitmek istiyorsun, git. Onu görmek diliyorsun, gör. Ama tezine dön bana. Yüreği yaralı ananı bahtı kara etme. Beni hasretimden kara topraklara çalma. Helal etmeyeceksin mi hakkını? Helal olsun. Üstünde ne hakkın varsa helal olsun sana. Ama bana yemin ver, döneceksin değil mi? Oğul, oğul!
Karabik'in gözlerine oturmuş. Her yanın alev alev olmuş. Seni böylesine hiç görmemiştim. Ne yapmak istiyorsun Emrah? Koçum, aslanım, canım, kanım. Sen benim her şeyimsin. Anan sana kul olsun. Yoluna kurban olsun. Sen bana dönmezsen acımdan ölürüm oğul. Gitme, Emrah gitme. Senden başka canım mı var benim? Seni ak sütümle emzirdim. Ninnilerle beledim. Gitme evlat, gitme. Ya da gidersen, al beni de vur ardına. Orada senin kulun, kölen, ayağının tozu olan. Gözümde yaş, yüreğimde sızı oldun anam. Şu dövünmeyi kes gayri. Söz veriyorum sana. Tezine döneceğim buraya. Esra mı? Çektiğim dertle elemden ibret alsın alem. Feryadım arşa dayandı. Muradım mahşere kaldı ama seni yalnız komam. Döneceğim sana anam. Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Türlü donlar giymiş güzel nazikti. Türlü donlar giymiş güzel nazikti. Bülbül cevreyleme güle yazıktı. Çok hasretlik çektim, bağrım eziktir. Güle güle gelir canlar paresi. Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Çok hasretlik çektim, bağrım eziktir. Güle güle gelir canlar faresi. Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Aşkı muhabbetten niye kaçarsın? Böyle midir yolumuzun töresi? Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Aşkı muhabbetten kaçarsın, böyle midir yolumuzun töresi?
efendim, efendim benim efendim. Sen ol bu derdime derman efendim. Hayırlık etmedim. Kelamı kadim üstüne yemin veririm sana. Emanetine hayırlık etmedim. Niçin? Niçin kıydın canıma Elvan? Elvan! Elvan! Affet beni! Affet beni! Elvan! Elvan!